Hoş evimize gördüm, şeref hoş gördüm verdin. Benim. Çok memnun oldum seninle tanıştığıma. Ben de çok memnun mutlu oldum oldum. sizlerle tanıştığıma, sizler gibi dost, değerli dostlarla tanıştığıma. Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Hayırlı günleriniz olsun. Biliyorsunuz ben OFF'dayım. OFF'a geldim ama OFF demedim. Gerçekten çok iyiler. Allah razı olsunlar. Güleyciğim ev sahibi, yine komşu, ahrabalar. Hep gelince yanımıza geldiler. Ondan sonra ben de onları şimdi, onlar benim yanıma geldiler. Misafir gelmiş köyümüze, hanemize diye. Gülaycığımla biz de çıktık böyle. Sırayla döndük. Her eve de vardık değil mi? Varmadığımız evet. ev var mı ben bilmiyorum Gülaycığım. Yok, onu sen biliyorsun ya. Artık. Allah razı olsunlar. Gülayma geldiler. Beni o kadar güzel ağırladılar ki arkadaşlar. Gülay'a o kadar yardım etmeleri. Sen hak ettin onu. Ağırlamayı hak ettin. Canım benim. Için. Teşekkür ederim. Sofra kurmaları olsun, çay ikramları olsun, çayın yanında tatlılar, işte börekler neyse. İnanın ki yiyemedik bile yani. Bir de uzun yoldan geldik. Dün akşam biliyorsunuz. Yolu da biz uzattık aslında. Bilmememizden. Ama güzel oldu. Gezerek Oktay'la. Aynen, bir macera yaşadık. Evet. Ondan şimdi son da buraya Türkan Hanım'ın yanına geldim şimdi. O da biraz oturun hani ısrar edin dedik ki hadi senin de bir kahven içeriz. Öyle kalkarız o zaman dedik. Başka yerlerde bir şey yemedik. Çünkü hep ikram yiyin nereye kadar yiyip ama birisinde mısır haşlanmış mısır yedim. Gülaycığımın kayınvalidesinden bir tane armut aldım masasının üstünden. Onu yedim. yine de yani mühür, bize derler ya mühür az göndermeyiz de ya. Bizde öyle adet vardır. Mühür az göndermek gelen misafir derler. Yine biz de sahte Gülay'da yedik, gezdik geldik. Oho, o videomu izlemiş olacaksınız sahte arkadaşlar. İzledikten sonra. Oho güzelce bir gezdik. Pazarı dolaştık. Neyse eve geldik Gülay'ımla bir yemek yedik. Biraz yattık dinlendik. Aynen. Sonra yine mahalleye gezmeye çıktık. Kolu komşu. Gülay'ın komşuları, arabalar, benim de komşum, benim de arabam oldu artık. Sizler gibi aynen. Öyle işte. Ne yapalım, daha nasılsın, iyi misin? Ben çok konuştum. Olsun, konuş. Ben seni çok konuşmayı çok seviyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben de yorgunluğumu atamadım biraz arkadaşlar. Niyeyse, bir de bugün pazarı da gezdik yürüyerek. Ondan mı oldum? Gülaycığım, evet, Gülay değil bana. Melek Hanım niye diyoruz, ne oldu? Şurası diye sanki diyor, soldu senin diyor. Yok dedim ben de. Biraz yoruldum herhalde, yorgunluğa gelemiyorum dedi. İlaçlarımızı falan da tamam alıyorum ama oluyor işte, havalar da ısıcak hava. Benim de şansıma havalar iyi gitti. Çok şükürler olsun. Güzelce böyle. Allah nasip ederse yarın da yolculuk yapacağız. Hem Oktay. Evet hanım. Oktay'la yarın bu kadar gezmeler bize yeter artık. Şu Rusya'da tek bıraktık. Bir günde kalın, bir günde kalın. Daha da kalamak artık. Şimdi tabii ki gönül ister hepinizi böyle kalayım, hepinizin evinde oturayım, çaylar içeyim, muhabbet ederim ama. Evde de işim var. Evde onu de zorlamıyoruz seni. Hayvanlarım var biliyorsunuz. Kınalı bekler seni anne. Hayvanlarımı da vallahi çok özledim. Onları da çok özledim arkadaşlar. Furtan'ı çok özledim. Benim küllülerim var, elmalarım var biliyorsunuz. Onları çok özledim. Hele hele Ceylan'ın yanaklarını çok özledim. Onun bana bakışlarını. Kralım böyle arkamdan bakması. Çekiyor çekiyor. Kahve pişirir mi diye. He, kahve pişirir mi diye. He, olur. He, olur. Olur. Kahve de içersin. Olur. Biz de kalkarız kahvemizi içeceğiz. Yok canım aşk olsun oturacaksın diye kalkmaz. Çekiyor. Oturacaksınız ya. Şey yapacağız ha, gideceğiz ya. Hep beraber. Ha, gülsene gelin, oturun, keşke gideriz. Tamam. Şey yok, bir şey demiyoruz. Yani. Rahat, relax. Hep beraber herhalde gezmeye mi gideceğiz? Ne yapacağız bakalım, kahvemizi aynen. Burada içelim mi arkadaşlar? Aynen. Arkadaşlar kahve yapsın komşumuza, Kıymet Hanım da. Ondan sonra, ha Türkan Hanım, Kıymet nereden geldi? Kıymet kim var? Onda komşusu Kıymet var. Öyle mi? Hep karıştı. Evet, evi de güzel maşallah, ahşap ev. Evi böyle. Çok güzel, ben çok beğendim. Odayı çok beğendim. Ahşap evleri çok ama güzel. Ama bunların evleri hep güzel ha. Çok güzel. Güzel. Manzarası çok güzel arkadaşlar. Hele Oktay şu arkaya doğru bir manzara var. Şimdi gördün mü? Geldik ya. İstersen sen arkadaşlara şuradan bir görsel şöyle bir kısa bir manzara al.
Kahveniz de geliyor bu arada arkadaşlar. Sana da zahmet oldu ya. Biz oturduk. Estağfurullah, ne zahmet de. Sana. Bismillah. Canımız feda melek. Teşekkür ederim yenge, sağ ol. Ellerine sağ ol. Teşekkür ederiz. Ben de alayım hemen. Şöyle. Buyurun. Abla çok sağ olasın. Bol köpüklü. Fatih sana. Eline koluna sağlık. Ben şeker almayacağım canım için. Evet. O duvarda resimler kiminle oluyor? Bir tanesi eşim oluyor şu. Evli kayınbederim. Evet. Silikola. Bir tanesi torunum. Eşin yaşıyor mu? Yok. O da istersen bir... 3. Bu torun herhalde. Hı hı. Bu. Bu eşim. Bu kayınbederim. Hı. Bu da rahmetli eşimin fötelleri. Ha, fötel. Evet. Hatıra olarak saklıyoruz işte. Rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Kendi cennet olsun. Ölmüşler bizim. Ağzıma bir şeker atayım dedim arkadaşlar. Şeker ilat etti, açılmıyor. Eysa abi bir tabak şekeri getirdin mi? Ben de acamadım. Sen acanı getireyim. İnan gel. ne getireyim? Başka şey. Melek. Hayır, iki tane açmış. Bunu açtım sana. Şansına bir tane çıktı. Bunu sen yedin. Aha, açtım ben. Yok tamam. Uğraştım. Elimde şimdi... Ben açayım elimi. Ben de açamadım. Neyse kurtulamadı, açtık. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Yanılmış para. Teşekkür ederim. Melekciğim. Ben teşekkür ederim sizlere. Ay Allah razı olsun. Güldürdün bizi. Melek geldin. Bir değişiklik oldu bizim için de. Bana da değişiklik çok oldu. Çok mutlu olduk. Bahtımız oldu. Sizler gibi dostları böyle ama tanıdım. Ama biz seni tanıyoruz. Sen bizi tanımıyordun. Evet, ben sizleri tanımıyordum. Gerçekten Allah'ım herkesi iyi insanlarla karşılaştırsın. Amin. Pazara da gittim bugün. Pazarda da tanıyanlar oldu. Senin gibi bir tane bayan böyle boylu postlu iri yarı. Şimdi ben çekim yapıyorum. Aa dedi, ben dedi senin sabah izledim dedi bana. Vallahi. Sesi çıkacak videoda. Bu videoda sesi çıkar. O an videodaydım. Ben de sabah izledim seni dedi. Oftayım diyordun dedi. Gerçekten buradaymışsın ya diyor. Yok, izleyenler yine çok... pazarcılardan tanıyan oldu. Konuştuk burada, muhabbet ettik. Yani güzeldi, ilgi alakalı. Senin yaptığın şey çok güzel. Yani ineklerle herkes o şeye hasret kaldı. Melek. Evet. Yani parçalanan şeyinden ben bile... İnek deme, kanalımı özledim. İnek deme. Yani, şimdi alıştık ya köy ortamına. Onun için köşelerini seviyoruz. Biz. Seviyoruz. Evet. Köşeli. Nereye gitsek köşe. Köy güzel. Sen köyde yaşamak güzel. Geldi. Ben hep diyorum ya. Eğer emekli olup sen şimdi buradan İstanbul'a gideceksin. Pazar günü Allah nasip ederse. Pazar günü yolculuğum var. Yolculuğum var Melek. İnşallah hayırlı yolculuklarım olsun. Yazın geliyorum, kışın gidiyorum Melek. Kaçıncı aylarda geliyorsun? Mayıs'ta geliyorum. Hı. Eylül, Ekim'de, Ekim son şeyinde gidiyorum işte. İyi, İlk haftalarında gidiyorum. Yazın. Arada bir gidip geliyorum ama. Kışın? Yok, yazın gidiyorum. Hı. Bazen kalıyorum, bazen gidiyorum. Güzel. Ben devamlı buradayım. Sen burada mısın? Sana sormuyorum. Değil mi? Evet. Yazıklar olsun zahmet. Seni de bekliyoruz İstanbul'da. Seni de emceğine. İnşallah. Şimdi hayvanlarım olduğu için çoluk çocuğu aslında tabii ki dolaşmak isterim. Çocukları, torunları özlüyorum. Özlemez mi? Ama şimdi bak, evden çıkalı kaç gün oldu. Ha, ev dahaları özledim şimdi de. Ama beni çocuk kabul yapacaksa ben 12 ay kalırım. Hiç gitmem. Evet. Ben burayı seviyorum. Söz kabra. Ellerine sağlık. Bıraksalar ben hiç günay biliyorum zaten. Ama köyde yaşamak daha güzel. Çok ya. Güzel. İstanbul'un ben seviyorum. Sobayı yakmak. Böyle... Büyük şehrin gürültüsü, havası.
ne bileyim. Oraya ne? Çok soğuklara gideceksin İstanbul'a. Çok soğuk da buranın da tadı başka. Ama şimdi elin ayağın tutuyor Melek'cim. Yapabiliyorsun. O evet. Hasta olunca yapamıyorsun. Odunuydu, kömürüydü, şuydu, buydu, onlar yapamıyorum. Aman odun demeyin zaten bana. Evet. Hala ağrıyor her yerim. Sen gidince güne taşıyacaksın odun bahçede. Ya. Taşırım. Yani. İşte odun işi, kömür işi, soba ütmesi, sobayı boşaltmak zor oluyor onlar da. Onlar da genç iş ya ama yaşlı olunca yapamıyor. Yapılmıyor. 18 yaşlar donutluk atıyor burada. Ama daha çok yaşlı değil bu maşallah. Yok. Yok. 40 tane ha. Yaşının işini yapar. Yok yapar canım. Hmm. Oturun hocam. Buradaki pis havayı solumaktansa gel ha buraya. Hop. Oh, aç şu camını. Yap sobanı. Evin bir şöyle havalandığı zaman oksijen alsın. Sahte her tarafı oksijen alır. Yeşillik. Bırakmayalım. Bırak söylemelik. İnek bile alır bakalım. İnek işi zor şey. Biliyor musun? Şükür mesela bana yardımcı yani. Olmasa ben tek öyle kalabalık değil bir tane olacak. Bir tane. Ne işi zor. Ne olursa olsun belki sabah yatacaksın. Tunay kuzu almıştık. Kuzu hasta kendi kucağıma yeter de daha sıcaktı. Evet kuzusu vardı. Benim şeyim de yani. Onu o görmedi Melek. Hap sorudan aldın mı? He gör bilmedim. O Alican'ın Ayşe vardı. He. Adını Alican Ayşe koymuştu. Alican Ayşe. Fındıklığa bağlayacağını kendi böyle cizme yaptı yaşa. Hayvanlar insanlardan daha insan canlı soluyor ki. Merhametli. Biz mesela fırtına görmeden evden gidersek o belki uyuyor oluyor, belki gezmeklerde oluyor. Eve geldiğimizde bize neler yapıyor? Mavişe çok üzüldüm. Mavişimiz kayboldu işte ya. Ne oldu mavişe? Mavişim. Maviş kayboldu. En son köpeğin resimleri var bak. Mavişim var ya çok ala köpeği. Kulaklar duymuyor. Masmavi gözleri. O kayboldu. Gözleri çok güzeldi. Çok güzeldi. Kendisi de güzeldi. Çok da yakını değil. Çok insana yakın. Dediğim gibi. Ebru da çok şey. O da çok. O çok. O maviş beni yola koyarken. Bir gör sana. Emeli'nin nasıl sana bir gebeşini. Sana neler yapıyor? Ha, neler yaptı bana geldim gitmedi. O muydu Şükrü abinin arabasının perdelerinde? Perdeleri. Ay ne kadar kötü. O perdelerin ya ne kötü. Şükrü abi bıraktın arabanın içine. Şükrü şimdi görmemiş. İşte de onu. Şimdi onu o biz hemen arabaya biniyor ya arabanın kapağı. Şimdi biz onları almadan arabadan evden gidersek bir şey inene kadar o hemen oraya binerdi. Şükrü'nün arabanın kapağını açmış. İçinden aldıklarını indirirken köpek, o döndüğünü köpek atlamış içine. 4 saat olmuştu değil mi? O gece biz geldik de. Evet. 4 saat oldu Maviş yok. Melek dedi 4 saat oldu Maviş dedi. Bu zaman bu saate kadar hiçbir yerde durmazdı. Bu gelirdi. Köpeğim yok dedi bu şimdi. Ben çıkayım bunu aramaya. Yani. Ben o gece oradaydım. Bizdeydiniz evet. Neyse Şükrü'sle bir semaver yakmaya başladı. Izgara falan yaptık o akşam. Misafirimiz de vardı. Yine başka sizden başka da. Dışarı çıktım. Melek dedi Maviş'in sesi yukarıdan geliyor diye bana bahçeden dedi. Sakın gitme dedim ben de. Maviş bu saatlerde o bahçelerde durma. Şimdi bahçe ıssız gece. Bir de baban gidiyor arabanın içine bakıyor ki Maviş arabanın içinde far lambalarının kablolarını kesmiş. Wow. Emniyet kemerini kesmiş. Korkmuştur orada. Korkmuş hayvan. Sıkışmış. Çişi gelmiş. Arabanın içine yapmamış. Yapmaz bakalım. Emniyet kemerini şey kesmiş. Yani. Baban 1600'e münal da emniyet kemerinin sonra. Perdeleri, ay bir görsün. Arabanın perdeleri hep şu kadar şu kadar perdeleri bıraktı. Çok şey. Çok güldük. Yani. Kendi de küçücük ya, görmemişim ki arabanın içinde. Şükrü abinin ayakkabılarını mı götürdü fındıklığa? Hani fındıklığa da gitti sabah, ertesi günü aradı ya Şükrü abi. O bizimkiler götürmüyordu onu, başka bir köpek alayıp götürüyordu onu o zamanları. Biz de bizimkileri sandık ama bizimkiler evet, değil. Onu da çok güldük. O perdeyi. Allah'ım yarabbim. Onda çok. Şükrü'nün ayakkabını şöyle yapıyordu. Yavrular da ya Şükrü ilgilendiği için burunlarını sokuyorlardı ayakkabısının içine. Onun üstüne yatıyorlardı. Bunun ama ayakkabısının içindeydi babanın. Hep öyle yatardı o. Mavişimiz gitti arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sorayım da dile getireyim. Çok üzüldüm ona. Resimleri bana. Bunda Opta resimleri var. Resmi çaldı. Her şeyi var. Kızan oldu. Çiçeğin resmi var. Kızan oldu. Kanalının var. Evet. İneğe sağırken çöktüm kışı. Hepsi var bana. Alıp getirdiler ama. Başkaları da alıp getirir. Artık bilemiyor ne oldu. Ne oldu? Ay gitti öyle. Ona çok üzüldüm. Bence getirdim. Onu biri aldı götürdü. Tabii onu biri aldı götürdü. Ona... Belki yavrusunu alacaklar. Olabilir. Öyle işte. Evet. Muhabbet güzel. Çok güzel. Evet muhabbetimiz çok güzel.
Kahveler içtik arkadaşlar. Oturduk. Hanımefendi mutfağa gitti. Çay suyu koymuş. Ya içtik işte. Hiçbir şey getirmedi. Birer bardak da çay içelim dedik. Yok. Bir sürü bir şeyler koydu ya kahvaltılık falan. Sağ olsun abla. Niye sizi kendine zahmet ettin canım benim? Biz yemek yedik. Kahve içtik. Helal olsun. Daha iyi şey derdim de böyle... Daha iyi ne olsun ya? Daha ne olacak? Daha iyisi ne bunun? Bu doğaldır. Evet. Bu doğal yani. Doğal halimiz. Yüce Rabbim ne verdiyse onu koydu önümüze. Zahmet oldu sana. Hiç de zahmet değil. Mutlu oldum, memnun oldum. Biz de mutlu olduk, memnun olduk. Senden tanıştığımız için. Da memnun oldum. Oktay ile hiç yabancı mı çekmedi burada arkadaşlar? Yok. Vallahi çekmedim. Niye çekeceksin? Yok diyor da ne güzel. Çekmedim. Hadi buyuralım oturalım o zaman. Şeylerimizi de koydu kadıncağız. Gel kız. Heh. Meloş. Sen sandalyene geziyor. Evet. İnan ki Gülay Hanım sandalyene geziyor. Ha, bir oraya bir oraya. Aynen. Aha bak. Gel arkadaşım. Çay için ben hepten kaldım. Kestik. Arkadaşlar şimdi biz burada çay içiyoruz ama aslında hesabına yapmadı. Melek Şükrü'nün çayı gibi oldu mu bu? Şükrü'nün çayını ben de özledim gerçekten. olmuş güzel olmuş. Elleri yan sağlı. Çaydan sonra da arkadaş beni gezdirmeye götürecek arkadaşlar. Nereye gideceğiz? Rize ziraata çıkacağız. Çay bahçesi. Rize ziraata çay bahçesine gideceğiz. Bilenler biliyor zaten. Ben bilmiyorum. Meşhur. Ben de bilmiyorum. Rize'ye gittim ama görmedim. Rize'yi kez göreceğiz. Bakalım nasıl bir yer. Gitmedin sana. Ben gitmedim. Götürürüz seni. Buradan kalktığında da alay malay. Cümbür cümbür. Sen de geleceksin de. Değil mi? İnşallah. Eğer arabaya sıkarsak ne diyorsun Gürkan? Bakarız duruma göre. Evet burada yanımızda gençler de var. Ondan sonra Gülay'ın oğlu, arkadaşın oğlu. Maşallah kalabalığız arkadaşlar. Ama dün akşamki inanın ki o heyecan çok güzeldi o kalabalık. Evet. Sanki çok... bir söz varmış, kız isteme varmış gibi böyle kalabalıktı inanın ki çok güzeldi. Ben de onları tabii ziyaret ettim bugün hep böyle. Daha kalabalık olurduk da Melek. Çay zamanı olduğu için herkes içti. Sizin evet. Funduk var. Arkadaşlar. Gülayçam heyecanlı. Biz buradan kalkınca Rize'ye gidiyoruz. Evet. Çay bahçesine gideceğiz. Hadi sizlerle beraber. Ben hiç görmedim. Umarım içinizde görmeyen arkadaşlar da vardır Rize'yi. Ben görmedim arkadaşlar. Doğruyu söylemek gerekirse. Sizlerle beraber gidelim tamam mı? Hadi İnşallah. Hep beraber gidelim. Hep beraber. Evet. Arkadaşlar, arkadaşta değil kahveler içtik. El ayağı durmadı. Gitti mutfakta çay, öte biri kahvaltılık da koydu. Burada da yine çayımızı içtik. Buradan çıktık dedim ya, biz şimdi gidiyoruz Rize'ye. Burası Rize, ne parkı burası Gülay'cığım? Ziraat Park. Çay bahçesi. Çay bahçesi yani. Çok sağ ol, Allah razı ol. Gülaycığım da elinden geldiği kadar gezdirmeye çalışıyor. Görmediğimiz yerleri görüyoruz ama bayağı bir kalabalık. Herkes kendini atmış dışarı. Bugün de burası çok sıcaktı. İnşallah bir daha sefere Şükrü'yle geliriz. Allah büyüktür. Onu da aradım, onunla da konuştum. Buraya gelirken kızlar nasıl diye sordum ona. Kızlar diye seni özlemiş diye bana. Benim kızlarım var ya biliyorsunuz. 3 tane kızım var. Elmalarım var, armutlarım var, küllülerim var, kara kızım var. Onları da ben özledim hepsini de. Bir de babam yolda kalmış herhalde değil mi? Mazotu bitmiş. Diyor bahçeye gittim diyor. Odunları taşıyacaktım diyor. Yukarı çıktım diyor. Pat patın içindeki mazotunu almışlar. Fındık bahçesinde. Pat patın andiye kaldım diyor. Daha boşaldım da diyor. Ben başa gelmiş ya. Ona da güldüm. Ya dedim biz olmadan sakın daha bahçeye falan gidelim. Biz eve gelince beraber senden gideriz. Bundan sonra. İzleyicilerimize de dedi selam söyle dedi. Sizlere de Şükrü sana selam var arkadaşlar. Biz de ayrı kaldık kaç günden beri. İnşallah yakın zamanda biz de evimize gidecek Oktay'la.
Evet. Oktay sen şöyle bir arkadaşlar şu ağaçları. Bu da parfüm var. Parfümmüş arkadaşlar. Şöyle. Parfüm çiçeği. Aman Allah'ım ne güzel kokuyor. Gerçekten çok güzel kokuyor. Mis gibi. Gülay'cığım bunlar da bana filesini verecek giderken. Bu kadar açık mı? 17 kilo. Öyle mi? He. Memleketimizin her yeri güzel arkadaşlar. Her yerin ayrı bir güzelliği var. Sivas'ımız da çok güzeldi. Nasıl Gülay'cığım? Neresi? Gündüz başka yerleri gezdik. Nasip de bu akşam buraya indik. Çayımızda böyle oturalım. Hem çay için hem de kendimiz de muhabbet ediyoruz. Sizden de muhabbet ediyoruz. Tabii ki yorumlarınızı da bekliyoruz arkadaşlar. Gönül istedi böyle gündüz geleyim, Rize'yi gezeyim. Gurbetçilerimize görseleyim. Tabii ki Rizeli arkadaşlarımız da var bir sürü. Konuştuklarımız var, Trabzonlu var. Trabzonlu bir arkadaşla konuşuyordum ama Trabzonlu olduğunu büyük ihtimalle izlemedi videolarımı. Şimdi herkesin de işi gücü var gördüğüm gibi. Bizde nasıl fındık telaşı varsa burada da çay telaşı var arkadaşlar. Biraz sonuna doğru gelmişler ama artık çayların değil mi Gülay'cığım? Öyle söyledim. Az kalmış. Herkesin kendine göre telaşı, işi, gücü, çoluğu, çocuğu. Ama Gülay'cığımın mahallesini de çok beğendim arkadaşlar. Böyle onlar çıktık yukarı doğru. Yanıma gelenleri hep ziyaret ettim. İnşallah bir daha niye kavuşmaya da nasip eder. Evet, cırcır böceklerinin sesi. Çok güzel bir çay bahçesiymiş burası. Şöyle size biraz göstermek istedim. Şu aradan da bir yol var ama böyle patika bir yol. Biraz karanlık olduğu için oraya girmedim. Şurada ağaçtan bir kulübe var. Bir de burada böyle değişik değişik ağaçlar var. Doğu Karadeniz ladeniymiş bu. Böyle hepsinin ismini yazmışlar. Bu da Japon kadife çamı. Çiçek yapısı, meyve, yaprak yapısı. Meyvesi mi oluyormuş bunun acaba? Böyle biraz karanlık ama çok güzel bir yer. Bu neymiş? Yaprağını döken manolya. Manolya ağacıymış bu da. Devam ediyor. Rize'nin bütün böyle caddelerini gezdik. Allah razı olsun arkadaşımdan. Değerli bacımdan. Oturduk sonra tabii ki bir yere oturduk. Yedik içtik. Kesesine de bereket Allah'ım daha çok versin. Dur şunu göstereceğim anne. Dur bir dakika. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tabii ki burası çay. Rize dediği zaman çok büyük. Çay olduğu zaman da çayla ile içilir, bardakla içilir değil mi?
Buraya da öyle bir bardak yapmışlar ki arkadaşlar. Çok büyük. Rengarenk, ışıkları da yanıyor. Bu da Rize'nin sembolü mü oluyor? Evet. Evet. Temsil ediyor çayımızı. Bardak. Tabii ki Karadenizlilerin çaysız sofrası akşamımıza bak geçmez arkadaşlar. Şöyle gidelim bir daha. Gel. Gel aşkım. Ama çok güzel arkadaşlar burası. Tamam. Sonra mavi kariye dönüyor. Nasıl yapmışlar? Melek ablacığım içerisindekileri say. Say bakalım hadi bak. Şu anda aktif olarak sinema var. Bir çay serisi kuruldu. Oktay biraz yaklaş bize. Hem sesimiz gelsin sana. Sinema var şu anda aktif olarak içerisinde. Evet. Ondan sonra küçük bir çay bahçemiz var içeride. İçeride. Nikah salonu vesaire bunlar da kurulacak içerisinde. İçine evet. Yine aynı. Bunun tamamen içinde. İnşallah senin nikahını için burada yaparız ya. İnşallah. İnşallah. Bardakta ya. Yapacağız ama, bardak. Ama sana kadar abim var önünde ya. Abi. Yani, İlk abi, önce onu gen getiririz Rize'de. Ayarlarız ya. Basit iş. Ama çok güzel değil mi arkadaşlar? Bardak, sen bunu böyle çayımızı çok güzel. Hele bahçede o oturup da çay içtiğimiz çaya doyum olmaz. Oktay bile çayı çok sevmezdi. İnanın ki Oktay çaydanlığı bitirdi bu akşam. Evet. İçtim çok güzeldi. O da yerinde lezzetli. Şöyle bir dolaşalım Oktay üstüne. Dolaşalım. Yine burada küçük küçük böyle bunları da görsek Oktay'ı. Rizeli arkadaşlarımız bizden. Onlar bilir zaten burayı. Onlar bilir zaten Rizeli'leri. Ama gurbetçilerimiz gelmeyenler vardır belki. Evet, evet. Ben bile İstanbul gibi yerden senelerce gelemedim arkadaşlar. Gurbet. Ayağın dışarı attığı an gurbet. Evet. Yani şöyle şu beyazlığını da Oktay'ın baksana. Çok güzel ya. Gel bileyim yanıma gel. Geldim canım. Evet. Rize'nin sembolü. Şöyle bir dolaşalım arkadaşlar. Yukarı çay bahçesine çıktık. Burası rüzgar üşüdü. Bura güzel. Hırkaları giydik burada. Ama şu an sıcak terliyoruz. Şurayı da göstereyim. Evet. Şurayı burası böyle. Rize'nin analiz. He. Çayımızın analizi yapılan yer. Öyle mi? Orası tamam. Güzel. Orası başkent. Şöyle gidelim Gülen'cim. Ay çok teşekkür ederim sana bacım benim. Aynı arkadaşlar. Nasıl diyeyim böyle? Bana değer veren tabii ki ben de çok değer veririm. Hele bir de Sivas'ta bir Mevlidem var. Rabbim onu özene bezene yaratmış böyle. Yüreği güzel, yüzü güzel, nasıl diyeyim kalbi güzel böyle. Çok şükürler olsun. Annesine de dedim anama, sana çok teşekkür ederim ki böyle Mevlide gibi bir kız dünyaya getirdiğin için dedim. Mevlidem de çok kıymetli benim için. Sunay'ım nasıl kıymetliyse arkadaşlar, Mevlidem de çok kıymetli. Gülay'ım da çok kıymetli. Resim çekiyor. Resim çekiyor bakalım o zaman. Onlar da resim çekiyor arkadaşlar. Hem bizi gezdirdiler böyle bugün. Gülay'ım sahte bir önceki videomda beni pazara da götürdü. Ohun pazarına götürdü. İnanın ki ben çok yürümeyi böyle sevmem arkadaşlar. Çünkü ben sahte günlük hayatımda İşlerinden kendimi görüyorum. Bağda, bahçede, evde, ahırda. Ama bugün hiç bocunmadan böyle güzelce yürüdüm. Şöyle arkadaşlar gidelim sizlerle. Hep beraber. Orada değirmen var. Bak orada çarkı var. Bak çarkı da var orada. Evet. Görüyorsun. İnşallah bir de gündüz gezmeyi nasip eder Rabbim. Taş köprüsü var burada böyle. Geri geri gidiyorum da düşmeyeyim de. Düş. Taşa yapışmayalım sana. Evet, taş köprüsü var. Çok güzel arkadaşlar. Gerçekten harika harika. Harika arkadaşlar. İnşallah sizden arkadaşlar bir başka yerde Allah'ım gezmeyi böyle. Ben de geri çıktım senelerce gezmelere. İnşallah bir başka zamanda başka yerlerde
Ne de olsa böyle Rize'deyiz. Rabbime emanet olun. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Desteklerinizi esirgemeyin. İkinci gidişte Melekep'ten gitmişiz. Sonra atsız. Canım benim. Canım benim. Sen de benim canımsın. Bir tane. Bardağa bayıldım biliyor musun Gülay'cığım? Evet. Evet. Açtığı için ya. Ama uzaktan gelirken böyle küçücük gözüküyordu bu Gülay. Evet. Ama Gülay'ım yine geleceğim buraya inşallah. İnşallah. Allah nasip ederse tabii ki nasipten fazla iş olmuyor arkadaşlar.